Abi kapat. Tamam. Gideyim ki toz ona düşmeyelim. Uçağı bir ama. Öbür tarafa geçeceksin, tamam mı? İki kişi arkadan tutsun yeter bize abi. Kafa kısmı müdürüm, kafa bu tarafa. Abi çok önemli, çevir. Kafa bu tarafa, bana gelin. Ver abi, alttan destek. Bismillah. Alttan tut. Alttan tut. Baş diğer tarafa, baş diğer tarafa. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Geç, önden geç. Yavaş, yavaş. Depreme destek olmak ve aynı zamanda yaraları sarmak amacıyla Ordu'dan giden ekibimizin bir kısmı döndü. Orada şu anda OSKİ, fen işleri ve park bahçe, yani cenaze işleri dahil olmak üzere onlar orada devam ediyorlar. Kurtarma ekibimiz, itfaiye kurtarma ekibimiz geldiler. Aynı zamanda orada canlar kurtardılar. Çok güzel çalışmalar yaptılar. Sosyal destek ekiplerimiz aynı zamanda hem oraya psikolojik olarak hem yemek desteğiyle, yiyecek desteğiyle, su desteğiyle yardımcı oldular. 5000 kişilik hareketli, yani mobil mutfağımız oraya gitti. Devamlı olarak onlara sıcak yemek ikramında bulundular. İlk enkazımızda 5 kişinin olduğu bilgisini aldık ve bunun 2 tanesinin sağ olduğunu tespitini yaptık. Hızlı bir şekilde de enkaz çalışmalarına başlayarak yaklaşık 6 saatlik bir çalışma neticesinde bir babayla kızını canlı olarak enkaz altından çıkarttık. Ve Şahin abiyle birlikte kızı Sadiye'yi, 7 yaşındaki bir kız çocuğunu enkazın altından canlı olarak çıkarttık. Ailesinin geri kalan 3 ferdini kaybettik. Ama bizim için canlı çıkarttığımız her can gerçekten ümit oldu. Çalışma aşkımız hiç durmadan devam etti. Yaklaşık 72 saat boyunca bütün arkadaşlarım, 25 kişilik ekibimiz uyumadan, yemeden, içmeden çalıştı, mücadele etti ve bundan bir an olsun şikayet etmedi. Bütün oradaki insanların yarasına bir nebze merhem olmak için mücadele ettik. Başka bir enkazda yine Nalan adında 15 yaşında bir genç kızımızı yerini tespit ettik. Sivas İtfaiyesi'nden Yunus arkadaşımla beraber, Sivas İtfaiyesi'nin değerli personelleriyle beraber ortak bir çalışma yaptık. Ve dinleme cihazıyla kızımızdan gelen sesin hangi bölgede olduğunu tespit ettik. Enkazın altına girdiğimizde gerçekten yarım metrekarelik bir alanda iki büklüm bir şekilde duruyordu. Tabii ona ulaşmak için yaklaşık 2,5 saatlik bir zaman sarf ettik. 2,5 saatlik bir çalışmanın sonunda kızımızı oradan kurtardık. Kurtarırken zor bir pozisyonda, hareket kabiliyetimizin olmadığı bir pozisyondaydı. Nalan'a dedim, Nalan kaç yaşındasın? Dedi, abi 15 yaşındayım. Senden bir ricam var dedim. Ben senin baban yaşındayım. Benim boynuma sarılmanı istiyorum ve bırakmamanı istiyorum dedim. Abi hiç problem değil dedi. Benim boynuma sarıldı. Enkaz altında konuşma zorluğu çeken, konuşamayan, halsiz ve cansız bir haldeki kızımız yaklaşık 1,5 dakika boyunca benim desteğim olmadan boynuma sarıldı. Ve boynumda asılı kaldı. Yani orada bir insanın canına dokunmak, onun hayatına bir umut ışığı olmak. Ama biz enkaz altında kimle konuştuysak, kime müdahale ettiysek hiç kimse beni çıkartın demedi. Arkamda abim var dedi Nalan mesela. 7 yaşındaki Sadiye, önümde ablam var dedi. Kurtardığımız Şahin abi, eşim var dedi.
Hiçbiri beni çıkartın demedi. Hepsi çocuğumu çıkartın, eşimi çıkartın, babamı çıkartın, ablamı çıkartın dedi. Cenazelerinin olduğu bir binada enkazın altından cenazesine ulaştığımız yakınları cenazeyi buluyoruz. Bir saatlik bir çalışmamız lazım ama üstündeki elbisesinden tanıyor, pijamasından tanıyor. Evet bu odur diyor. Ama bir saatlik, iki saatlik bir çalışma yapmamız lazım diyoruz. Bize diyorlar ki cenaze başında, abi karnınız aç mıdır? Yemek yediniz mi? Biz zaten cenazemizi kabul ettik. Sizin karnınız aç mı? Kaç gündür çalışıyorsunuz dediler. Bir tane abimiz dedi ki, bana dedi ne zaman geleceksin? Dedim abi gecenin saat ikisi, sana dedim saat beşte geleceğim. Dedi ki bak beni dedi kandırma. Dedim ki abi gözlerime bak, bir de sırtında yazan yazıya bak. Eğer dedim seni kandırırsam, beşte gelmezsem, çık dedim istediğin yere şikayet et, ben dedim geleceğim. Saat 4'tü biz enkaza girdik. Abimiz gelmiş dışarıda, o bir tane müdür vardı nerede diye serzenişte bulunmaya başlamış. Ondan sonra biz saat 6 gibi enkazın içinden çıktık. Açtığımız tünelden, çocuğuna ulaşmak için açtığımız tünelden çıktık. Dışarı çıktı, boynuma sarıldı. Dedi kurban dedi, hakkını helal et. Müdür dedi buraya benim çocuğumu kurtarmak için benden önce gelmiş dedi. Biz durmadık, çabaladık. Elimizden gayretimiz neyse onu gösterdik. Oradaki insanların da duasını aldık. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın diyorum. Bizim kuvvetimiz, birlikteliğimiz, beraberliğimiz depremin şiddetinden daha güçlü, daha büyük. Bu ülke yıkılmaz. Yeter ki biz birlik olalım, beraber olalım. Buradan bütün yakınlarını kaybedenlere Allah rahmet eylesin diyorum. Ülkemizin başı sağ olsun.